LGS'ye son 45 gün neredeyse bir buçuk ay kaldı arkadaşlar. Çok değerli bir süre. Bu süre zarfında yapacağımız çalışmalar bizim hayallerimizdeki liseyi kazanmamızı sağlayacak. Ben eminim ki şu anda birçoğunuz ara tatilde fırsat bilerek, bayram tatilinde fırsat bilerek çalışmalarını artırdı. Tabii ki bazen sıkılıyoruz, dinleniyoruz ama genellikle günde ...mutlaka bir tane deneme çözüp ardından da bunlarla alakalı hatalarımızı çözerek... ...süper bir şekilde LGS'ye hazırlanıyoruz. Ve inşallah bir buçuk ay sonra az kaldı, hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Engeller beni durduramaz... Her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir demiş Leonardo Vinci. Değerli bir insan, çok değerli bir bilim insanı. Peki o kadar akıllı, o kadar zeki, o kadar başarılı olmasına rağmen onun da önüne engeller çıkmış. Demek ki sizin de şu anda önünüze matematikte, fende, Türkçede, denemelerde şurada burada bir sürü engel çıkabilir. Ama bu engeller sizi durdurmamalı. Denemelerde İstemediğiniz sonuçlar almak sizi durdurmamalı. Her bir engel, her bir olumsuz sonuç kararlılığınızı daha da güçlendirmeli ve demelisiniz ki tamam matematik yapamadım belki ama bu sefer çalışıp yapacağım. Tamam bu denemede iyi olmadı ama bu sefer daha iyi yapacağım diyerek kendinizi motive etmeli, kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü dünya üzerinde başarılı olmuş birçok bilim insanı hep bir sürü başarısızlıktan sonra, bir sürü engelden sonra hayallerine başarıya kavuşuyor. Şimdi Elif Naz Tosun isimli bir öğrencimiz bir soru sormuş. Demiş ki hocam 3 ana dersen nasıl doğru sayısı artırabilirim? Haftada kaç genel deneme çözmeliyim? Ara tatilde kaç saat çalışıp nasıl hata geçebilirim? Arkadaşlar öncelikle 3 ana dersen doğru sayınızı artırmak için şuna dikkat etmeniz lazım. Üçü de birbirinden farklı dersler. Matematik işlerinde en zoru ve burada tabii ki temelden ileri seviye sorulara doğru gitmeniz gerekiyor. Yani ilk başta matematikte örnek veriyorum. Böyle bir soru çözmeye çalışırsanız eksik olduğunuz bir konuda sıkıntı yaşarsınız. Halbuki birinci hamlede bunun kolayı Biliyorsunuz matematikte böyle geometri tabanlı çok soru var. Sonra bunun biraz daha zoru, sonra biraz daha zoru, sonra biraz daha zoru, sonra buna geçmeniz gerekiyor. Direkt bu tarz sorulardan başlarsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani temelden ilerleyip beşinci hamleye en üst seviyeye çıkmanız gerekiyor. Bununla alakalı bizim sizler için hazırladığımız farklı farklı hesaplar var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Türkçe'de bol bol paragraf soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü LGS'ye girdiğinizde sizi zorlayacak olan şey paragraf olacak. Yani fiilimsi, cümle ögeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri bunları çalıştığınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama paragrafta, sözel mantıkta, görsel tablo yorumlama sorularında dikkatli olmanız lazım. Bol soru çözmeyen arkadaşlar sıkıntı yaşayabilir. Üçüncüsü de fen dersi. Fende arkadaşlar bol bol soru çözüp bu çözdüğünüz soruların da güncel olmasına dikkat edin. Yani örnek veriyorum bizler son tekrar kampımızda sizlere sayısalda fende her bir sınav sorusunun örneğini gösterdik. Bakın sınavda böyle gelir dedik öncesi konu anlattık. Sınavda böyle gelir dedik öncesi konuyu anlattık. Bu kitaptan da faydalanabilirsiniz ve bu tarz güncel soruların olduğu yani güncel yaşama dayalı, deneye dayalı soruların olduğu sorular çözmeniz lazım. Çünkü sınavda size direkt olarak bilgiyi sormuyorlar, bilgiyi yorumlamanızı istiyorlar. Dolayısıyla fende de mutlaka ...kaliteli sorular çözmeniz gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Haftada kaç genel deneme çözmeliyim demiş e, sevgili Elif Naz. Arkadaşlar her gün bir deneme çözmeniz gerekiyor haftada en az 7 tane deneme çözmeniz gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü gireceğiniz LGS bir deneme. Bakın ben her seferinde LGS 2020'yi gösteriyorum. Çünkü biliyorsunuz LGS 2023'te sadece birinci dönem konuları olacak. O yüzden de aynı LGS 2020 gibi olacak diyoruz. Buradaki soruları dikkatli bir şekilde çözün arkadaşlar. LGS bir deneme olduğuna göre her gün deneme çözmeniz lazım. Bizler de sizlere bol bol deneme çözmenizi tavsiye ediyoruz. Bizim denemelerimizden faydalanabilirsiniz. Ara tatilde kaç saat çalışıp nasıl atar geçebilirim? Arkadaşlar ara tatilde Şöyle bir program uygulayabilirsiniz. Sabahleyin bir deneme çözersiniz. Örnek veriyorum, Sözel ve sayısaldan oluşan bir deneme çözersiniz. Zaten gerçek LGS de 9.30'da başlayıp 12.30'da bitiyor. Siz de işte sabah 9.00'a başlayıp 12.00'de 11.30'da bitecek şekilde bir deneme ayarlarsınız. Bu denemeyi bitirdikten sonra denemedeki hatalarınızı analiz edersiniz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Mesela geri sayım denemelerinden birinci denemeyi çözdünüz. Açtınız denemeyi. İşte birinci denemenin sorularını çözdünüz ardından sözel bittikten sonra sayısala geçtiniz. Burada denemenin analizini yapmanız lazım. Yani denemede diyelim ki siz inkılap tarihinde üçüncü soruyu yanlış yaptıysanız bunun hangi konuyla alakalı olduğunu bilmeniz lazım. Mesela bu istiklal yolculuğuymuş. Ya da matematikte on dördüncü soruyu boş bıraktıysanız bunun çarpanlar ayırma olduğunu bilmeniz lazım. Tabii ki biz her bir denemede soruların çözümünü sizlere uzman hocalarla veriyoruz. Bakın bu soru böyle çözülür, böyle anlatılır diyoruz. Ama sizler de mutlaka bunun analizini yapıp Ha ben burada de mevsimler ve iklim konusunda eksiğim var. Mevsimler ve iklim konusunda da güneşin düşme açılarıyla alakalı eksikliğim var. O zaman ben mevsimler ve alakalı tekrar yapmam gerekiyor demelisiniz. Zaten arkadaşlar size şu müjdeyi de verelim. Son tekrar kampımız geliyor. LGS konularını son kez tekrar ediyoruz sizlerle birlikte. 8 Mayıs'ta başlayacağız ve son tekrarda tüm konuları detaylı bir şekilde hızlı tekrarlarla her dersi özel taktiklerle ve sınavda çıkabilecek soru kalıplarıyla videolarımıza tekrar edeceğiz. Bakın hatta burada programımızı gösterelim. Direkt olarak 8 Mayıs'ta matematik detaylı tekrarla başlıyoruz. Sonrasında matematiğin hızlı tekrarı olacak 22 Mayıs'ta. Sonra da son tekrarda sayısal olarak bitireceğiz. Ee, aynı şekilde Türkçe detaylı tekrar 10 Mayıs Çarşamba günü. Sonrasında da yine e, 23 Mayıs'ta Türkçe hızlı tekrar olacak. Bir detaylı bir hızlısı oluyor arkadaşlar. 12 Mayıs'ta fen detaylı tekrar. Sonrasında 24 Mayıs'ta fen hızlı tekrar oluyor. Yani tüm derslerde. Türkçe'de, matematikte, fende, inkılapta, İngilizce, dinde her bir derse önce detaylı sonra da hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz ve her bir kampımızda sizlerle beraber son tekrar setimizdeki... Bakın bunu şöyle seti ben açtım burada. Set bu şekilde geliyor arkadaşlar. Setin içerisinden son tekrar sözel ve sayısal kitaplar çıkıyor. Bu kitaplar direkt sorulara göre hazırlanmış. Yani konu anlatımı var içerisinde ama konuyu anlatıp hemen bununla alakalı soru çözüyor. Konuyu anlatıp hemen bununla alakalı sınavda çıkabilecek soruları gösteriyor. Bakın, efendi konuyu gösteriyor, hemen sınav sorusu. Konuyu gösteriyor, hemen sınav sorusu nasıl gelir buna bakıyoruz. Çünkü bize LGS'de soru soracaklar. Yine Türkçe'de de arkadaşlar, direkt öğrencilerin en fazla zorlanabileceği sözel mantıkla başlıyoruz mesela. Sınav modeli, sınav sorusu. İşte gruplara blok yerleştirme, sınav sorusu. Kronolojik sıra yapma, sınav sorusu. Tarih belirleme, sınav sorusu. Yarışma sorusu, yani her bir soru modelini sizlere anlattık işte sınıflandırma soruları, şifre oluşturma soruları, kesin olanı belirleme, tablo yorumlama, infografik yorumlama, görsel metin eşleştirme her birinin taktiğini verip sonrasında bunlarla alakalı sizlere sorular soruyoruz arkadaşlar. Sonrasında işte sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, paragraf veyahut da işte sosyal bilgilerde mesela inkılap tarihi. Konuyu öğren hemen bunlarla alakalı sınav sorusu. Mesela iç ve dış politikada gelişmeler öğreniyorsunuz birinci dünya savaşında. Bu çıkıyor sınavda kesin. Yani ulusal ve uluslararası şeklinde. Hemen burayı görüyorsunuz. Teşkilat esasiye, istikrar marşı, düzenli orduya güven. Bu iç politikadaki yaşanan gelişmeler. Londra konferansı, Moskova anlaşması, Afgan dostluk anlaşması. Bunlar da uluslararası gelişmeler. Bakın burada da yazıyor. Bakın son taktik. ...iş politika ulusal, dış politika uluslararası demektir. Bunu sorabilirler diyoruz. Hemen bununla alakalı da size soruyu veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde son tekrar kitaplarımızdan ve son tekrar kampımızdaki videolarla... ...LGS'yi mükemmel bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Bu kitaplarımızı Tonguç Mağazadan ya da size en yakın Tonguç Kitapısı'dan alabilirsiniz. Bu kitapları set haline sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Şimdiden LGS başarılar diliyoruz. Bu arada LGS dershanesinde çalışmalarımız gümbür gümbür devam ediyor arkadaşlar. Sizleri de LGS dershanesindeki son tekrar kamplarına davet ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdiden LGS kalan bu 45 günü çok iyi değerlendir arkadaşlar. Hepinizin bayramında mübarek olsun. İnşallah bayramda hem dinlenmeyi, hem şeker toplamayı, hem de net toplamayı yani netlerinizi artırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>